Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağımlılık yapacak bir tatlı tarifi hazırlıyoruz. Tam kıvamında çilekli magnolia tarifi. Bu nefis magnolia tarifine geçmeden mutlaka kanalıma abone olun. Magnolia için 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası ve bir tane yumurtayı ekliyorum. Tüm malzemeleri bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Malzemeler birbiriyle karıştıktan sonra ocağın altını yakıyorum ve magnolia'yı kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Hızlıca kaynıyor zaten. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Şekerli vanili de magnolia ile karıştırdıktan sonra tatlının altını kapatıyorum ve oda sıcaklığına gelinceye kadar soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirdiğim magnolia bu şekilde çok koyu bir kıvama geliyor. Şöyle göstermek istedim sizlere kıvamını. Şimdi oda sıcaklığına gelmiş, tamamen soğumuş magnolia'nın üzerinden bir paket krema ekliyoruz. Kremayı ekledikten sonra mikserle önce düşük ayarda, sonrasında hızlı ayarda ipeksi bir kıvam alıncaya kadar magnolia'yı güzelce mikserden geçiriyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar mikserden geçirmeniz yeterli olacaktır. 5 dakikanın sonunda pürüzsüz kıvamıyla tam kıvamında magnolia hazır oluyor. Şahane kıvamıyla artık magnolia'mız hazır. Şöyle hemen ipeksi dokusunun o kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Eğer magnolia nasıl yapılır diyorsanız, tam kıvamında bir magnolia hazırlamak istiyorsanız bu tam ölçülü magnolia tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi kupların içerisine magnolia'yı güzelce yerleştireceğim. Ben ilk olarak tabanına birazcık magnolia koydum. Üzerine hazırlamış olduğum bisküvi kırıntılarından ekliyorum. Bisküvi kırıntısının üzerine ise küçük küpler halinde doğramış olduğum çilekleri ilave ediyorum. Eğer uygun bir bardak kullanırsanız çilekleri ince dilimler halinde dilimleyip bardağın dış kenarına doğru süsleyebilirsiniz. Ama ben daha pratik olması açısından bu şekilde çilekleri küp küp doğrayarak hazırladım. Ardından tekrar magnolia'dan kepçe yardımıyla kupun içerisine koyuyorum. Sonrasında hemen yüzeyini şöyle bir yemek kaşığı yardımıyla düzeltiyorum. Zaten çok güzel bir kıvamda tatlı olduğu için yemek kaşığıyla da üzerini hızlıca düzeltebilirsiniz. Bütün çilekli magnolia'ları aynı şekilde hızlıca hazırlıyorum. Eğer magnolia nasıl yapılır diyorsanız, çilekli magnolia tarifi arıyorsanız, çilekli magnolia nasıl yapılır diyorsanız, tam ölçülü, tam kıvamında bu magnolia tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Hazırlayabileceğiniz en kolay sütlü tatlı tariflerinden bir tanesi. Tam bir yaz tatlısı tarifi. O kadar yumuşacık ve lezzetli oluyor ki inanamazsınız. Hazırladığım magnolia'ları en az 4-5 saat buzdolabında dinlenmeye bıraktım. Vaktiniz varsa bir gece buzdolabında dinlendirirseniz çok daha iyi olur. Magnolia'ları güzelce dinlendirdikten sonra üzerlerinden yine birazcık bisküvi kırıntısı döktüm ve sonrasında dilimlemiş olduğum çilekli süsledikten sonra bu nefis sütlü tatlı tarifi artık servis için hazır. Hazırlayabileceğiniz en şahane sütlü tatlı tariflerinden bir tanesi oluyor. Eğer bu kolay magnolia tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.